Herkese merhabalar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bugün Türkiye ekonomisini inceleyeceğiz. Peki nereden inceleyeceğiz? Wikipedia'dan IMF verilerine bakarak inceleyeceğiz. İngilizce olan dil seçeneğini tercih ettim. İngilizce dil seçeneğini tercih ettim. Çünkü Türkçe dil seçeneğinde güncel veriler maalesef ki yok. Henüz güncellenmemiş. Dolayısıyla 2021 yılı verilerine bakacağımız için, en güncel verilere bakacağımız için İngilizce olan kısmından bakacağız. Ben zaten gerekli açıklamalarda bulunacağım sizlere. Eğer ki sizler de kendiniz daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz Economy of Turkey Wikipedia yazarak Wikipedia'dan inceleyebilirsiniz. Tabii diğer kaynaklardan da inceleyebilirsiniz. Lakin güvenilir olanlar işte IMF, OECD, Dünya Bankası gibi kaynaklardır. Bu Wikipedia'daki rakamlar da zaten direkt oradan alınmış rakamlar. Lakin IMF haricinde geriye kalanlarda maalesef ki güncel rakamlar henüz söz konusu değil. Yani Dünya Bankası falan bile henüz 2020-2021 verilerini paylaşmış değil. O yüzden buradan bakacağız. Burada GDP'yi görüyorsunuz hemen benim altımda. Gayri safi yurt içi hasıla demek. 800 milyar dolar ve 2 trilyon 750 milyar dolar rakamlarını görmekteyiz. Peki neden iki farklı rakam var? Bunlar ne anlama geliyor? Birisi nominal gayri safi yurt içi hasıla, diğeri ise satın alma gücü. Bu PPP dediği satın alma gücü demek oluyor. Satın alma gücünün İngilizcesinin kısaltması. Peki bu ikisinin arasındaki fark ne? Neden birisi 800 milyar dolarlar seviyesindeyken diğeri 2 trilyon 750 milyar dolar? Çünkü satın alma gücü paritesi şu demektir. Satın alma gücü şu demektir. Bir ülkenin sahip olduğu toplam para olarak düşünebilirsiniz. Yani bir ülkenin kendi parasıyla, toplam parasıyla ne kadar ürün satın alabileceği. Nominal ekonomi ise ekonomiye katılan para miktarıdır. Yani o ekonominin çarklarına katılan para miktarına biz nominal ekonomi demekteyiz. Mesela yurt dışından gelen veyahut yurt dışından çıkan parayı göz ardı edecek veyahut bu ikisini eşit kabul edecek olursak bu şu demek oluyor. Dediğim gibi yurt dışını eğer ki hesaba katmazsak Türkiye'nin 2750 lirası var. Lakin bunun yalnızca 800 lirasını harcıyor veyahut 800 lirasıyla yatırım yapıyor. 800 lirasını ekonomiye katıyor. Geriye kalan parasını cebinde saklıyor. Hani bu yastık altı yatırımlar veyahut bankada paranızın durması gibi, böyle paranızı üretime veyahut tüketime katmadığınız şekilde eğer ki paranızı bekletirseniz bu anlama geliyor bu. Yani hemen hemen yaklaşık olarak 2700 liramız varsa bunun 1900-2000 lirasını harcamıyoruz ve yastık altında saklıyoruz. Eğer ki bu parayı ekonomiye katarsak tabii ki de ülkenin nominal ekonomisi de büyüyecektir. Mesela İsviçre gibi ülkelerde hemen hemen tüm para ekonomiye katılır. Üstüne üstlük yurt dışından gelen yatırımcılar da çok fazladır. Yurt dışına az para çıkar ama yurt dışından çok para gelir. Bunun sonucunda da İsviçre gibi ülkelerin nominal ekonomisi satın alma gücünden daha fazladır. Lakin bizde böyle tüketime veyahut üretime çok katılmadığı için paralar, yani bu yastık altı dediğimiz paralar, insanlar bazen böyle altın alarak veyahut bankada veyahut dolar alıp bir köşede saklayarak paralarını ekonomiye katmak yerine muhafaza etmeyi tercih ettikleri için maalesef ki Türkiye'nin nominal ekonomisi büyüyemiyor. Buradan da şu sonuç çıkıyor ortaya. Paranızı lütfen bir şekilde yatırım yapın, bir şekilde değerlendirin veyahut tüketin. Mesela bir araba alın, araba fiyatı çıkınca arabaların o arabayı yüksek fiyattan satabilirsiniz. Yani bu şekilde tüketerek veyahut işte eğer çok yüklü miktarda bir paranız varsa işte büyük bir fabrika açarak, yatırım yaparak falan fişman bu şekilde paranızı ekonomiye katmanız bu yüzden çok çok önemlidir. Ekonomistler de zaten bu yüzden sürekli der, paranızı ekonomiye katın, paranızı bir şekilde yatırım yapın, tüketin, üretin şeklinde. Şimdi bu rakamlar hepiniz için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Çünkü bu rakamlara baktığımız zaman tamam 800 milyar dolar da ne yani? Hani ekonomiden pek anlamayan kişiler bu rakamın ne ifade ettiğini bilmeyebilirler. Öncelikle şunu söyleyeyim, okular yeşil ve yukarı yönlü. Bu ne demek? Arttığını gösteriyor. Türkiye'nin nominal ekonomisi ve satın alma gücü 2021 yılında artmış. Şimdi sıralamalara bakarak sizler için bu rakamların daha anlamlı hale gelmesini sağlayacağım. Ekonomiden pek anlamayan veyahut ekonomik bilgisi fazla olmayan insanlar için diyelim. Buradan listelere geliyoruz. IMF verilerine bakacağız dediğim gibi. Burada Türkiye'yi görüyorsunuz. 11. sırada 2 trilyon, hatta ben kendimi de birazcık böyle küçültmeyi tercih ediyorum. Şöyle yapalım. 2 trilyon 750 milyar dolarla yaklaşık olarak 11. sırada yer alıyoruz. Nominal açıdan ona da bakacağız. Orada da 20. sırada yer almaktayız. Peki bu ne ifade ediyor? Açıkçası ben şunu düşünüyorum. Satın alma gücü ülke ekonomilerinin kıyaslamada çok daha doğru bir etkendir. Çünkü
Mesela bir arkadaşınız geldi size 50 lira borç verdi. Sizin 20 lira paranız var. Nominal ekonominiz 70 lira ama satın alma gücünüz 20 lira. Yani o 50 lira sonuçta borç, sizin paranız değil. Başka birisi var, onun 35 lirası var ama hepsi kendisinin. Borcu yok gibi düşünün. Daha anlaşılır olması için bu şekilde örneklendiriyorum. Şimdi hangisi daha zengindir? Birisinin 70 lirası var gözüküyor. Nominal ekonomisi 70 lira. Diğerinin 35 lirası var gözüküyor. Nominal ekonomisi 35 lira gibi düşünebiliriz. Yani baktığınız zaman birisi 70, diğeri 35, 70 lirası olan daha zengindir ya diyebilirsiniz. Ama 70 lirası olanın 50 lirası kendi parası değil, yurt dışından gelen para mesela. 20 lirası kendi parası. Yani o 50 lira borç aldı. O borcu geri ödeyecek. O 50 lira onun parasıyla 50 lira geri çıkacak. Mesela Türkiye Merkez Bankası'na atıyorum 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hibe edilmedi ki bu para. Adam daha sonra 1 yıl sonra 2 yıl sonra artık ne zaman parasını çekmek isterse 10 milyar doları geri alacak. Dolayısıyla o para senin paran olmuyor. Dolayısıyla nominal ekonomi birazcık yanıltıcıdır. Lakin satın alma gücü ise şuna bakar. 70 lira paran var. Lakin bunun 50 lirası borç. Senin paran değil. Geriye kalan 20 lirası senin paran. O zaman senin satın alma gücün 20 liradır der. Diğerine de der ki 35 lira var. Nominal ekonominin 35 lira. Ama bu 35 liranın 35'i de senin paran. Dolayısıyla satın alma gücün 35 lira. Dolayısıyla sen aslında daha zenginsin der 35 lirası olan adama. Çünkü diğer adamın 20 lirası var. Ama nominal ekonomiye baktığın zaman birisinin 70 lirası var. Diğerinin 35 lirası var. 70 lirası olan daha zengin gibi gözükebiliyor. Oysa ki değil. Dolayısıyla nominal ekonomi birazcık yanıltıcıdır. Bunun sebebi de nedir? Yabancı yatırımcıdır aslında. Yani adam gelir işte senin ülkene parasını akıtır. Neden? İşte faiz yüksektir. Faizle büyümek mesela sürdürülebilir bir büyüme değildir. Ne yapar daha sonra? O parayı istediği zaman, ihtiyacı olduğu zaman veyahut kâra geçtiği zaman geri çeker. Dolayısıyla o para senin olmuyor. Yani senin olmayan bir parayı da sanki seninmiş gibi göstermek yanıltıcı oluyor. O yüzden satın alma gücü ülkeleri kıyaslamakta, ülkelerin ekonomik büyüklüklerini ve ekonomik gücünü kıyaslamakta bu liste yani satın alma gücü paritesi çok daha doğru bir sıralama olacaktır. Bir numara Çin 26,5 trilyon dolarla arkasından hemen hemen 4 trilyon dolar daha gerisinde yani çok büyük bir rakam bu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği şeklinde devam ediyor. Türkiye 11. sırada 2 trilyon 750 milyar dolarla yani bu gayet iyi bir rakam diyebiliriz. Avrupa'da da Almanya, İngiltere gördüğünüz üzere Almanya 5. sırada, Fransa 9. sırada, İngiltere 10. sırada ve Türkiye 11. sırada. Dolayısıyla Avrupa'da 4. sırada yer almaktayız. İtalya ve İspanya gibi büyük Avrupa ülkelerini geride bırakmış durumdayız. Meksika'yı geçen yıl geçtik, İtalya'yı da geçen yıl geçtik. Güney Kore'nin önünde yer alıyoruz, Kanada'nın önünde yer alıyoruz, Suudi Arabistan'ın önünde yer alıyoruz, Avustralya'nın önünde yer alıyoruz. Hani bu gibi büyük ülkelerin önünde yer almaktayız. Bu sıralamayı da gösterdim ki hem dünyada Türkiye'nin yerini öğrenelim, dünyada Türkiye'nin yerini görelim. Hem de bu sayılar daha anlamlı ifadesi. Yani 2 trilyon 750 milyar dolar da bu para büyük bir para mı, yoksa normal bir para mı, yoksa küçük bir para mı diye sorgulayacak olanlarımız varsa eğer gördüğünüz üzere Türkiye bu parayla, bu satın alma gücüyle 11. sırada kendisine yer buluyor ki İngiltere 2019 yılında Birleşik Krallık United Kingdom 3,3 trilyon dolardı. 200 milyar dolar kaybetti. Türkiye ise 2,3 trilyon dolardı. 2,750 trilyon dolara kadar çıktı. Yani yaklaşık olarak 400-450 milyar dolar satın alma gücünü arttırdı. Bu performansı devam ederse yine 2 yıllık süreç için alalım. 2019-2021 performansını 2020-2020 şey 2021-2023 yılı içinde aynı şekilde devam hemen hemen yaklaşık olarak aynı rakamlarla karşılaşacağımızı hesaba katarsak Türkiye yine yaklaşık olarak hem parasının büyümesinden de kaynaklı olarak 400-500 milyar dolarlık bir büyüme ile yaklaşık olarak 3,2 trilyon dolara kadar ulaşabilir eğer ki bu performansını korursa. En azından beklentiler bu yönde dünyada. Birleşik Krallık ise bildiğiniz üzere bir Brexit krizi var. Bu Brexit krizinin etkileriyle birlikte ekonomisinin birazcık daha küçülmesi muhtemel olabilir. Dolayısıyla ekonomisinin 3 trilyon doların altına düşmesi bile muhtemeldir. Yani 2,93 trilyon seviyelerinde bile dolanabilir. Dolayısıyla Birleşik Krallığı gerçekçi bir tahminle 3 trilyon dolar seviyesinde yorumlarsak eğer 2023 yılı için. Çünkü para kaybediyor ve Brexit'ten dolayı para kaybetmeye de devam edecek çok büyük bir olasılıkla. Türkiye ise 2019-2021 yılları arasında yaşanan tüm krizlere rağmen 400 milyar dolar ekonomisini satın alma gücü olarak arttırdığı için bu performansını devam ettirmesi eğer ki söz konusu olursa 3,3 trilyon 3 trilyon dolarla
yaklaşık olarak 300 milyar dolarlık büyük bir farkla geçen yıl İtalya ve Meksika'yı geçtiği gibi aynı şekilde Birleşik Krallığı da geçecektir muhtemel olarak ve hemen hemen Fransa ile denk bir seviyeye gelecektir. Dolayısıyla 2023 yılı için Türkiye'nin ilk ona girmesi muhtemeldir diyorum. Bunu sadece ben demiyorum, yani bu IMF verileri de bunu gösteriyor. Ve aynı şekilde zaten dediğim gibi 2019-2021 verileri, o aradaki değişim 2021-2023 için de geçerli olursa bu ne anlama gelir? Her 2 yılda 400 milyar dolar koysa 3,1-3,2 trilyon dolar oluyor. Birleşik Krallık yaklaşık olarak 150-200 milyar dolar kaybetmiş. Buna devam etse 3 trilyon dolara kadar geriliyor. Dolayısıyla 3,2-3,3 trilyon Türkiye, 3 trilyon dolar İngiltere, 3,3 trilyon dolar ise Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin yaklaşık olarak böyle bir 200-250 milyar dolarla İngiltere'yi geçmesi çok yüksek bir ihtimalle söz konusu olacaktır 2023 yılında ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girecektir. Büyük ihtimal 9. ya da 10. olması bekleniyor 2023 yılında. Nominal açıdan da bakacağız. Dediğim gibi bu biraz bence yanıltıcı oluyor. Çünkü yastık altı yatırım dediğimiz bir şey var. Yani o para da sonuçta senin paran. O para da ülkenin parası. Ama sen ekonomiye katmadığın için nominal ekonomide gözükmüyor bu para mesela. Dolayısıyla birazcık yanıltıcı olabiliyor bu. Ama yine de bakalım. Sonuçta bir veridir. Nominal ekonomiye ne olduğuna kısa bir değinecek olursak bir kez daha hatırlatmak babında. Ülkenin ekonomisinde dönen paradır. Ülkenin sahip olduğu para değildir. Ülkenin sahip olduğu para daha fazla da olabilir. Tüm parasını ekonomiye katmaz. Ya da daha az da olabilir. Yurt dışından işte paralar gelir, yatırımcılar gelir ama sonra karını alınca veyahut ihtiyacı olduğu zaman parasını alıp geri kendi ülkesine döner. Dolayısıyla nominal ekonomi nedir diye baktığımız zaman ülkenin sahip olduğu para demek değildir nominal ekonomi. Buranın altını çiziyorum. Nominal ekonomi ülkenin ekonomisinde dönen paradır. Ve Türkiye burada 20. sırada yer almaktadır. Lakin baktığınız zaman 794, 804, 824 bunlar daha 2021 yılı tam olarak bitmediği için değişebilir ki kaynaktan kaynağa göre de değişmektedir. Atıyorum Türkiye 790 milyar dolardır IMF. Dünya Bankası der ki 820 milyar dolar. Arada dağlar kadar fark olamaz. Yani Dünya Bankası 800 milyar dolar derken IMF gidip de 900 milyar dolar, 1 trilyon dolar diyemez. Ama hesaplama yöntemlerindeki farklılıklardan dolayı yaklaşık olarak aynı değer olsa da ufak farklılıklar olabilir. Yani burada 794 milyar dolar görmemiz demek aslında 850 ile 750 arasındaki bir değer demek. Ve İsviçre ve Suudi Arabistan'la aramızdaki fark 50 milyar dolardan az olduğu için mesela Türkiye ki 2021 yılı da daha tamamlanmadı. Daha tam olarak yarısına bile gelmedik. Türkiye'nin İsviçre ve Suudi Arabistan'ı geçmesi veyahut 20. sırada kalması veyahut 19. olması muhtemeldir. Yani Türkiye çok yüksek bir olasılıkla ya 18. ya 19. ya 20. olacak. Bizden sonra gelen Tayvan var ve ondan sonra İran geliyor. Mesela Tayvan'ın bizi geçmesi de söz konusu olabilir ama Tayvan tanınmayan bir ülke olduğu için bu Türkiye'nin 20. sırasını değiştirmez. 20. konumunu değiştirmez. Zaten İran'la aramızda çok fazla fark var. O aradaki farkın absorbe olması, kapanması mümkün değil. Lakin dediğim gibi aradaki fark az olduğu için Türkiye 18.liğe kadar çıkabilir. 19. da olabilir, 20. de olabilir. Bu nominal ekonomi rakamları da böyleydi. Ve nominal ekonomiye baktığımız zaman Amerika Çin'in önünde 22 trilyon 16 trilyon dolar. Lakin Çin'in satın alma gücü daha fazla. Bunun sebebi de ne? Adamlar parasını yalnızca Çin içinde tutmuyor. Mesela Çin gidiyor yurt dışına da yatırım yapıyor. Çok büyük devasa markaları var. Yurt dışına açılıyor. Küresel işler yapıyor. Ve böylece tüm parasını kendi ülkesinin ekonomisine katmıyor. Gidiyor ne yapıyor? Paranın bir kısmını Pakistan'a veriyor. Pakistan ekonomisine katıyor. Böyle olunca sanki Çin ekonomisine katılan rakam azmış. Bak mesela Amerika'nın altında 6 trilyon dolar. Sanki Çin Amerika'dan 6 trilyon daha az paraya sahipmiş gibi gözüküyor ama öyle değil. Ya yani mesela Amerika'nın 22 trilyon doları var ama belki de bunun 4 trilyon doları Çin'in. Adam 4 trilyon dolar ülke ekonomisine para soktu. Amerika'da parasını işletip para kazanıyor. Bu para Amerika'nın parası değil ki. Çin'in parası. Dolayısıyla bu şunu gösterir. Çin'in kendi ülkesinde, kendi ekonomisinde 16 trilyon dolar para dönüyor. Ama Çin'in 26 trilyon doları var. Yani Çin 10 trilyon doları dünyadaki diğer ülkelere yaymış ve bu şekilde diğer ülkelerde o parasını işleterek para kazanıyor. Dolayısıyla aslında bu Çin'in parasının Amerika'dan daha az olduğu anlamına gelmez. Çünkü Amerika'nın en çok borçlu olduğu iki ülke Çin ve Japonya mesela. Dolayısıyla önemli olan ne kadar paraya sahip olduğunuzdur, satın alma gücünüzdür. Dediğim gibi bu nominal ekonomi yanıltıcı olabiliyor. Çünkü Çin'in kendi ülkesine yaptığı yatırım kadar dünyanın farklı ülkelerinde de yatırımı var. Ama Amerika'da nasıl?
20 trilyon dolar parası var. Atıyorum 5 trilyon dolarını dünyanın geriye kalanına yatırım yapıyor. Ama dünya da Amerika'ya 5 trilyon dolar yatırım yapıyor. Ama o sonuçta Amerika'nın kendi malı değil. Mesela Renault Türkiye fabrika açtı. Renault Türk malı mı oldu? Hayır. Yalnızca fabrika Türkiye'de gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla nominal ekonomisi satın alma gücü hemen hemen denk. Ama Çin dünyaya çok yüklü miktarda yatırım yaptığı için veyahut parasının çok büyük bir kısmını yani Merkez Bankası'nda 4 trilyon doları var. Bu gibi yerlerde sakladığı için nominal ekonomisi daha az gözüküyor. Türkiye'yi de bu şekilde değerlendirin. Yani Türkiye'nin satın alma gücü fazla, nominal ekonomisi niye az? Çünkü Türkiye ta Somali'den işte dünyanın öbür ucuna kadar artık pazarını genişleten, daha geniş bir pazarda var olmak isteyen bir ülke durumunda. O etkililiğini geliştirmek isteyen, mesela Çin'in etkinliği çok daha yüksek. Şu anda Amerika'dan bu parasını çok fazla yurt dışına göndermesi sebebiyle Türkiye'de tabii ki Çin kadar olamaz bu konuda ancak Çin'in uyguladığı stratejilerin bir benzerini uygulayarak özellikle Afrika'da bunu uygulayarak Afrika ülkelerinde gücünü pekiştirmek istiyor. Mesela Somali'ye çok fazla yatırım yapıyoruz, barajlar yapıyoruz, hatta hibe ediyoruz, parasını bile almıyoruz. Bunun karşılığında da sen ne yapıyorsun? Somali'ye yani o Afrika boynuzuna askeri üs kuruyorsun mesela ve bu şekilde oradaki Kızıldeniz'in bir nevi giriş çıkışını kontrol ediyorsun. Mesela orada Cibuti'de diğer ülkelerin üsleri var. İşte İsrail üssü var. İsrail zaten Süveyş'e çok yakın. Mısır Süveyş kanalından ötürü kontrol ediyor. Sen de Somali'de bulunan askeri üssün sayesinde orada söz sahibi oluyorsun örnek veriyorum. Bu şekilde farklı şekilde de değerlendirebiliyorsun. Bu senin yurt dışına yaptığın yatırımlardan ötürü kendi ekonomine daha az para katıyorsun. Nominal ekonomin daha küçük gözüküyor. Nominal ekonomin azalıyor. Ancak senin sahip olduğun para daha fazla. Lakin paranın tamamını ülkende değerlendirmiyorsun. Etkililiğini küresel alandaki gücünü geliştirmek için dünyanın çeşitli başka ülkelerine yatırım yapıyorsun ve bu sayede senin ülke ekonomine katılan paran daha az oluyor, azalıyor. Yani ülke ekonomisindeki paran azalıyor. Lakin senin paran azalmış olmuyor. Bu da aslında ülkenin gücünün kıyaslanmasında eğer ki ülkelerin ekonomik gücünü kıyaslayacaksak satın alma gücünün esas alınması gerektiğini bir kez daha bize gösteren, bunu oldukça iyi bir şekilde aslında ifade eden bir örnek. Kısaca eğer ki ülkelerin ekonomik gücünü karşılaştırıyorsanız yani bir ülkenin ne kadar parası var diyorsanız ne kadar büyük bir ekonomik güç diyorsanız satın alma gücüne bakın. Ülke ekonomisinde ne kadar para dönüyor diyorsanız nominal ekonomiye bakın ama ülke ekonomisinde dönen para hepsi o ülkenin parası olmadığı için bu ülkenin ekonomik gücünü size göstermez. Yalnızca ülkede ne kadar para döndüğünü size gösterir. Satın alma gücü burada çok çok daha önemli bir unsurdur. Satın alma gücüne bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kişi başına düşen de Türkiye nominal ekonomide 9.300 dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya sahip. Kişi başına düşen satın alma gücü açısından satın alma gücü olarak gayri safi yurt içi hasılamız ise 32.278 dolar. Yani Türkiye'nin kişi başına düşen nominal gayri safi yurt içi hasılası 9.000 dolarlar seviyesinde. Türkiye'nin kişi başına düşen satın alma gücü paritesi cinsinden gayri safi yurt içi hasılası 32.000 dolarlar seviyesinde. Ve bu rakamlarla, bu sayıyla da dünyada nominal olarak kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılada 67. sırada nominal diyorum çok pardon. Satın alma gücü paritesi cinsinden gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılası tabii ki satın alma gücü cinsinden bunu da altını çizelim. 45. sırada yer almaktadır. 32.278 dolarla GDP by sektör dediği agriculture tarım, endüstri, endüstri, servis de hizmet. Hizmet sektörü %60, endüstri yani sanayi sektörü %33 civarında, tarım ise %7 civarındadır. Uzun lafın kısası veriler bu şekildeydi. Son olarak şey değinecek olursak önümüzdeki süreç için Türkiye ekonomisinden beklentilere değinecek olursak buradaki mesela yan tarafta bunlar eski veriler. Bakınız 2019 verileri diyor parantez içinde. Birleşik Krallık 3.3, Türkiye 2.350, 2.35 ancak burada 2.75 oluyor. Yani 400 milyar dolar para kazanıyor. İngiltere ise 3.15'e düşüyor. Yani yaklaşık olarak 150 milyar dolar para kaybediyor. 2019-2021 arasındaki 2 yılda. Böyle şekilde devam ederse 2023 yılında 3 trilyon doları İngiltere olur, Birleşik Krallık olur, United Kingdom. Türkiye ekonomisi ise yaklaşık olarak 3.2 trilyon dolara çıkar ve böylece 2023 yılında tabii ki Türkiye ekonomisinin ilk 10'a girmesi bekleniyor.
Fransa'yı geçer mi geçemez mi orasını bilmiyorum. Yani eğer ki Fransa için kötü, Türkiye için iyi geçen bir iki yıl olursa Fransa'yı geçebilir. Geçebilme ihtimali var. Brezilya yüksek nüfuslu bir ülke olduğu için her ne kadar koronadan çok etkilense bile çabuk toparlanacağını düşünüyorum. Brezilya'ya geçmemiz muhtemel değil. Yani 2023 yılında ilk 8'de olmayız büyük bir ihtimalle. Benim tahminim 10. sırada olacağımız yönünde. Ha, 10. sırada olmazsak ne olabilir? Çok ufak bir ihtimal. Eğer ki çok iyi geçerse Türkiye için ve Fransa için kötü geçerse 9. sırada oluruz. Eğer ki Türkiye için kötü geçen bir dönem olursa bu 2 yıl, Türkiye bu 2 yıllık süreci 2023'e kadar olan süreci kötü bir şekilde yönetirse veya kötü bir şekilde geçerse de en kötü ihtimalle 11. 12. sırada oluruz. Bu da aslında Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü bir ülke olduğunu gösteriyor. Hemen hemen yaklaşık olarak ilk 10'da. Yani 9-11 ortalaması 10. Zaten benim de tahminim 10. olması ki büyük ihtimal 10. da olacak. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin dünyanın en güçlü hemen hemen yaklaşık olarak ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını ifade edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.